Merhaba ben Mesut Çevik, Onur Gözüpek'le beraber kripto para dünyasını değerlendirdiğimiz kripto para gününün özel bölümünde Türkiye Bitcoin üretmeye başlamalı mı resmi olarak bunu konuşacağız. Şimdi bir cari açıktan bahsediyoruz. Hı hı. Dalgalı bir kur var. Bitcoin de hala daha yüksek aslında. Hala da harcadığımız enerjiye göre çok daha fazlasını bize getirebiliyor. Hı. Türkiye devlet olarak hı hı elektriği de daha ucuza alıyor. KDV falan ödemek zorunda değil. <laughs> Devasa bir çiftlik kursa ve şu an Bitcoin üretmeye başlasa Türkiye'nin en azından bu borçlarını ödemesinde, biraz daha rahat hareket etmesinde bir fayda sağlayabilir mi? Devlet böyle bir şey yapabilir mi? Şimdi birincisi teorik olarak evet. Niye teorik olarak? Şimdi Türkiye kendi bu madencilik cihazlarını üretmediği için bir bunları ithal etmek zorunda. Üretim adedi, hani bu devasa bir çiftlikten söz ediyoruz. Üretim adedi yeterli olan bir e, üreticiden almak zorunda. Hani bizim bildiğimiz şu an Bitcoin madencilik cihazlarını üreten 2-3 tane şirket var. Adetli olarak üretebilen 2-3 tane şirket var ve bunlar da genelde yani son sürüm e, versiyonları kendileri kullanıyor. İşte e, piyasaya sürdükleri modelleri de işte biner adet, biner adet üretip işte e, belli dönemlerde satışa sunuyorlar. Hani madencilik cihazlarının tamamını e, o üretilecek devasa madencilik, e, kurulacak madencilik çiftliğinde bir anda toplamak çok mümkün olmayabilir. Ama buna bir yerden başlayabiliriz biz. İşte e, resmi olarak devlet kanalıyla ithalat yapabiliriz. Bunun için devlet bir şirket kurabilir. Yani işte Türkiye Kripto Para Madenciliği AŞ diye bir şirket kurulup e, bu şirketle bu işe başlayabiliriz. Ve ardından ürettiğimiz Bitcoin'i de hani e, bir şekilde... E, Satabiliriz ya da değerlendirebiliriz işte. Uluslararası ödemelerde kullanabiliriz. Daha önce e, konuşmuştuk işte. Türkiye Rusya ile kendi arasında kripto para e, kullanacak. Evet, e, hani kendi üreticiye bitcoin belli bir süre yeterli gelmeyecektir ama e, kendi üreticiye kripto para için bu bir zemin hazırlayabilir. İşte Türkiye kendi kripto parasının da madenciliğini yapabilir. E, bunun için de e, çiftlikler kurulmuş olabilir. İşte bunlar bir altyapı çalışmasını. E, sağlamış olur ve Türkiye bu şekilde kendi kripto parasını üretir işte e, zamanla bu e, madencilik için kullanılan cihaz adedi arttırılarak e, daha fazla üretim sağlanabilir işte sadece ezik madenciliği değil işte bitcoin madenciliği değil, diğer kripto paraların madenciliği yapılarak işte bunlar da e, bitcoin karşılığında ya da diğer kripto paralar karşılığında alınıp satılabilir işte e, dolar karşılığı kullanan teteri biz e, Bitcoin karşılığında alabiliriz ve bunu e, dolara çevirip yurt i̇thalat dışından Türkiye'ye getirebiliriz. İthalat için kullanabiliriz. İşte e, hatta ithalat için kullanmayız. Kendi ürünlerimizi üretmek için bir kaynak oluştururuz. E, devlet yerli üreticiyi bu fonla destekler. Yerli üretici işte kendi ürününü bu destekle üretir. İşte üretici ürün ya da vereceği servis için Yurt dışından bir şey alması gerekiyorsa bunu e, o üretilen Bitcoin'le ya da o e, kripto parayla kendi üreteceğimiz kripto parayla ödeyebiliriz. Şimdi bunu... elde Bitcoin olduğu zaman da diyelim ki Rusya ile bir ticaret yapılacak. Hı -hı. Hiç dolar molar göndermeye gerek yok. Bitcoin'i transfer et çünkü orada da değeri aynı. Evet, Öyle bir güzellik olur. Yani hı. mesela İran'la da bu sefer ticaret yapabilirsin. Çünkü hı. onlara dolar alışverişi yapmak yasak. Hı hı. Belli tabii ürünlerde de yine kısıtlamalar var ama tabii. asıl önemli konu İran'ın dolara ulaşımının yasaklanması. Orada da belli bir şekilde döndürülebilir bitcoin. Tabii yani e, burada kıstas şu e, aslında en büyük engel şu biz o cihazları kendimiz üretmiyoruz. O cihazları ithal ederken de dolar hı. harcamak zorundayız. Yani Çin'den muhtemelen gelecek o cihazlar ve ödemeler hep dolarla gerçekleşecek. Aslında bu da bir şeyi gösteriyor. Belki bir arke takımı kurup şimdiden bu cihazları da nasıl üretebiliriz? Daha hızlı nasıl kriptolama, <laughs> şifreleme, çözme yapılabilir? Ya orada hani o konuda çok şey pozitif konuşamayacağım. Çünkü Türkiye bu konuda biraz şey geriden geliyor. Evet kesinlikle hani biz kendi arge'mizi yapamayız demiyorum ama yani bu konuda çok fazla dolandırıcılık var haberleri duyduk. Hani bu işi gerçekten ciddi anlamda yapacak bir ekip kurulursa niye olmasın? Mümkün. Türkiye'de kendi üretimini yapabilir. İşte e, kendi beyaz eşyanızı üretebiliyoruz. Kendi işte e, teknoloji ürünlerimizi, yazılımlarımızı yapabiliyoruz. E, hani ne bileyim? Türkiye kendi uçağını yapacak, işte kendi tankını yapacak haberlerinin yanında Türkiye kendi eziq madencilik cihazını üretecek haberlerini duymaya başlamak hani e, sevindirici olabilir. Çünkü e, ciddi anlamda kripto para üretimi e, önümüzdeki dönemde ülkelerin de ilgi göstereceği bir durum. Hatta bunu yapan ülkelerde muhtemelen vardır ama çok fazla e, haberlerini duymuyoruz. Çünkü hep konuşulan X ülke kendi parasını üretiyor. Y ülke kendi parasını basacak. E, fakat o paraları basmak yetmiyor. E, o parayı Hani bir şekilde blok zinciriyle desteklediğiniz parayı ya sınırının olduğu ya da üretim koşullarını ortaya koyduğunuz bir platform olması gerekiyor. İşte biz istediğimiz kadar para basarız dediğiniz zaman o aslında sizin kripto paranız değil dijital paranız pozisyonuna geçiyor. Bunun önüne geçebilmek için de evet işte ne bileyim biz bitcoin'i klonladık bu platformda şu şartlarla üretim yapıyoruz. Hani Bitcoin'i klonlamak, e, forklamak mümkün. İşte Ethereum'u klonlamak, forklamak mümkün. Bunun için e, çok da böyle hani yerli milli blok zincirimizi üretelim e, Taraftar değilim ben. Çünkü keşfedilmiş bir şeyi yeniden keşfetmek çok mümkün değil. Çünkü şu an var olan blok zincirlerinin üzerine bir şeyler katmak için çalışıyor insanlar. Hani hiç atıyorum Almanya çıkıp da ben kendi blok zincirimi üreteceğim demiyor ya da ben kendi kripto paramı yeniden yaratacağım demiyor. işte ne bileyim Rusya'nın ürettiği blok zinciri üzerinde geliştirmeler yapıyorlar. İşte ne bileyim İsviçre çıkıyor, Finlandiya çıkıyor. İşte yatırım yapacağı zaman var olan teknolojinin üzerine o teknolojiyi geliştirecek, daha ileri götürecek bir takım adımlar atıyor. Çünkü bu üretilen yazılımların tamamı açık kaynaklı. Yani bir yazılım geliştirici kendi başlıyor. Buna bir kişi, bir kişi, bir kişi, ondan sonra binlerce kişi dahil oluyor ve herkesin üzerine bir tuğla koyduğu bir duvar oluyor aslına bakarsanız bu yazılımlar. Türkiye'de bu yazılımlara işte gerek devlet desteğiyle, gerek işte açık kaynaklı geliştiricilerin desteğiyle katkı sağlayıp kendi kripto parasını üretebilir. Bunun şartlarını işte tüm dünyaya duyurabilir ve en azından Türk Lirası'nın sınırsız olmaması garantisiyle Türk parasının daha da değerlenmesine olmak sağlayabiliriz. Evet burada da benim hani en büyük düşüneceğim şey yani devletin orada yararlı olacağını düşündüğüm şey elektriğe daha az para ödeyecek olması. Hani ya aslında enerji buradaki en büyük şey, kalem çünkü. E, şimdi Türkiye ürettiği enerjinin Fazlasını bir yere satabilen bir ülke değil. Değil, evet. Zaten dışarıdan enerji alıyoruz belli bir oranda. İşte Türkiye şu an kendi nükleer santralini yapıyor ve o nükleer santralinde de enerji fazlası olmayacak çünkü biz zaten dışarıdan aldığımız enerjiyi azaltmak için o nükleer santral yapıyoruz. Belki. Yani ben çok isterim bunu doğal kaynaklarla işte Türkiye en çok güneş alan ülkelerden biri, Türkiye en çok rüzgar alan ülkelerden biri yenilenebilir enerjiyle bir şeyler yapabilirsek mesela Almanya'da çok ciddi güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi çiftlikleri var. Bunu örnek alıp Türkiye kendi işte güneş enerjisi çiftliğini üretebilir, buradan salladığı enerjiyle madencilik yapabilir. Bu sayede elektriğe de para ödememiş oluruz ve bu daha uzun ömürlü bir yatırım olur ee, hani bitcoin'i kendi üreten bir devlet olarak yani bitcoin'i kendi üreten bir devlet olsak bu bitcoin'i biz e, dışarıya kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz ama şu anki üretim gücünü hesaba katarsanız Türkiye'nin bundan kâra geçecek bir pozisyona gelmesi belki birkaç seneyi alacak. Ama o süre zarfında biz çok ciddi e, planlanmış bir yatırım yapıp kendi kripto paramızı çıkarıp bunun şartlarını belirleyip evet biz var olan Türk lirası karşı karşılığında şu kadar kripto para sık Bundan sonra bu kadar daha kripto para üreteceğiz ya da e, kripto para yeniden üreteceksek şu şartlarla üreteceğiz. Ve bunlar bu şartlarla deyip e, insanlara bunun e, hangi şartlarla üretileceği, ne zaman basılacağını da duyurursak, bilgi verirsek. Bu Türk lirasının istenildiği zaman basılamayan bir e, para olmasının eliyle daha da değerlendirmesi için aslında bir adım olmuş olacak. Bir de şimdi Türk lirasını eğer kripto para şekline döndürür ve piyasalarda dolaşmasını hı hı. sağlarsak birdenbire uluslararası piyasalarda alım satımı yapılan Tabii bir, para ki. bir para birimine Tabii dönüştüreceğiz. Ki. Yani Tabii bugün TL'yi Yurt dışında tabii ki talep Hı -hı. geldiği zaman Türk bankaları satıyorlar. Yine gerine dolar konuyor ya da hangi ülkeden talep geldi onun parasını kasasına koyuyor ama Hı -hı. bu şu anda çok istenen hacimlerde ve büyüklükte tabii değil. Ki, tabii ki. Bunun yine bir kripto para olduğunda çok daha rahat dolaşacak eğer güven duyulan bir platform haline gelirse. Aynen. Ya burada mesela e, hani Türkler yurt dışına gittiği zaman eğer e, Türkiye'den çıkarken döviz almamışsa, e, gittiği ülkenin dövizini almamışsa Gittiği ülkelerin döviz bürosuna Türk lirası bozulmak çok zor. Çok zor evet. Ya fiyatlar çok düşük ya da işte alabileceğiniz döviz adedi sınırlı. İşte e, bu da o gittiğiniz ülkede alışveriş yapmak için e, mecburen kredi kartı e, kullanmanıza e, zorluyor sizi. E, bu durumla nakit para harcayamadığınız için belki ne bileyim işte taksiye binemiyorsunuz kredi kartı geçmiyorsa. İşte ne bileyim restorana gidemiyorsunuz kredi kartı kabul etmiyorsunuz. Çünkü Avrupa'da e, bazı restoranların işte işletmelerin kredi kartı kabul etmemesi var. E, yani, yani market bile bazen bir... sadece nakit geçerli değil. Aynen şey kestirip atabiliyor. İşte Amerika'da bile e, kredi kartı kabul etmeyen işletmeler var. Dolayısıyla hani e, nakit paranın dijital hale kripto paraya dönmüş versiyonu bizim için ciddi bir avantaj oluşturabilir. Ama burada e, şunun bilincinin olmamız lazım. Yani biz işte bin tane on bin tane yüz bin tane cihaz alacağız. Bitcoin ülke olarak üreteceğiz Evet teoride mümkün ama o cihazlar orada işte 10 bin tane 100.000 bin tane hazır değil bunların üretilmesini beklemeniz lazım Siz bir anda 10 bin tane 100.000 bin tane sipariş verdiğinizde şu an 2000 dolara satılan cihazı üretici firma belki 3000 dolar düşük, belki 6000 dolar diecek yine aslında masraf olacak belki ve... vatandaşın üretmesi üretmesi teşvik edilse o da bir katkı sağlamıyor mu? Vatandaşın sonuçta. üretmesi teşvik edilse tabii ki. Ama e, burada da şöyle bir şey olması lazım. Vatandaşın ürettiği e, kripto parayı satarken vergilendirmek gerek ke, gerekebilir çünkü e, vatandaşın kendi ürettiği bitcoin'den devletin bir getirisi yok. Üstüne bile vatandaşın üretebilmesi için devletin elektrik desteği vermesi lazım. Yani. Ya elektrikten aldığı vergiyi düşürecek ya şey belli diyebilir. Bir... bir merkez kurduk. Bizim havuzumuza girersen eğer hı hı. ben şu kadar keseceğim. Senin geri kalanına karışmayacağım. Hani havuzu ben kurdum. Bir merkezi havuz kurduk biz. Hı hı. İşte Türkiye Cumhuriyeti kripto para havuzuna gir. Ben ondan sonrasını sana bırakıyorum. Yani o da bir ihtimal ama işte havuzların karlılığı hani kullanıcı açısından karlılığı çok yüksek olmuyor çünkü. Orada denetim havuzu işleten de kontrol havuzu işleten de siz oradan kattığınız işlemci gücü kadar ya da işte şu anki sistemle satın aldığınız işlemci gücü kadar para alıyorsunuz. Ama o şirket kurulu sizden işte elektrik masrafı kesiyor, yönetim masrafı kesiyor, işte bir takım transfer ücretlerini kesiyor, bir takım şeyler var, artıları eksileri var. Siz evet uğraşmadan zahmetsizce ben bitcoin madenciliği ya da kripto para madenciliği yaptım diyorsunuz ama o cihazı kendi evinize aldığınız zaman belki işte 5 üretecekseniz oradan işte 2 alıyorsunuz 3 alıyorsunuz. Ama işte bir yandan o cihazı satın almak, kurmak, işletmek, işte çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol ederken bir masraf yapacaksanız orada işte 0-3 masraf yapıyorsunuz. Bunun bir takım artıları eksileri var ama devlet kendi başına ee, kendi e, üretim Elbette yapabilir Bunun önünde herhangi bir engel yok ee, işte dediğim gibi Tabii ki en büyük engel bu cihazların satın alınması ama e, devlet Evet biz e, işte üniversiteleri destekliyoruz argeleri e, destekliyoruz çalışmaları e, kendi madencilik cihazlarımızı üretiyoruz ama bunu gerçekten kendi cihazlarımızı üretecek pozisyona e, geldiğim gelebileceksek yapmamızı tavsiye ederim Çünkü işte e, geçen de bir haber çıkmış işte burada e, anakart üreteceğim deyip. Evet evet e, ne yazık ki. Alan bir arkadaş a, anakartı komple e, Çin'den almıştı. Hani böyle bir şey olacaksa zaten bize bir faydası yok ama o işte yongaları, işlemcileri biz kendimiz üretebileceksek evet bunu yapıp hatta e, olabildiği kadar çok sayıda üretip e, çok ciddi bir işlemci gücüne ulaşıp e, işte e, çok ciddi rakamlarla üretim yapabiliriz. E, bu da mümkün ama işte her kripto para üretim cihazı daha fazla enerji tüketimi demek. E, burada hani belki Bitcoin yerine ne bileyim işte alternatifi Ethereum olabilir. Madenciliği yapılmayıp e, sadece işte belli bir havuzdan pay verilen hisse madenciliği yapılabilir. Bunun için de devlet hani o cihazları almak için ayıracağı parayla kripto paraları satın alıp cüzdanla kilitler. O e, makinalar çalıştığı sürece... Devlet oradan para kazanmaya başlar. Kripto para kazanmaya başlar. Bu da bir alternatif ama tabii ki işte madenciliği yapılan e, kripto paralar kadar karlı değil ama e, burada önemli olan bir yerden başlamak. Evet. Devlet işte kendi e, bitcoin üretimine başlarsa bir yerden sonra biri çıkıp evet ya biz bu bitcoin üretiyoruz ama e, ikna olduk kendi kripto paramızı da yapabiliriz noktasına gelecek iş benim e, öngörüm o. E, hani... Evet Türkiye Cumhuriyeti gerçekten e, bütün olumsuzluklara rağmen gelişime açık bir e, ülke. Çünkü burada çok fazla insan e, yatırımcı, işte geliştirici, fikir üreten. Ya biz bunu en çok e, beyin göçünün en çok olduğu ülkelerden birisi olmamızdan biliyoruz. Burada istediği seviyede işte iş bulamayan, çalışma imkanı bulamayan insanlar dünyanın e, farklı ülkelerine gidip çalışıp çok ciddi başarıların altına imza atıyorlar işte. Bunun altında mühendisler var, fizik uzmanları evet. var, işte kimya uzmanları var, NASA'da çalışan Türkler var gibi gibi bir takım alternatifler var. Bunu elimizdeki bu beyin gücünü aynı şekilde kendi cihazlarımızı üretmek için de kullanabiliriz tabii ki. Evet, Kripto Para Günlüğünün bu bölümünde Türkiye kendi kripto paralarını üretse, Bitcoin üretimine başlasa kâra geçebilir miyi konuştuk. Yorumlarınız çok değerli sizin. de Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.